Güne merhabalarla başlayın. İçiniz kıpır kıpır, siz siz oluverin. Aydınlık gülüşleriniz ısıtsın yürekleri. Gözleriniz çakışsın, sevgiler akıtsın. Selamınız, saygınız insanlık onuruna yakışsın. Çünkü siz farklısınız. Günaydınlar efendim. Tatlı bir bahar sabahından günaydın demek beni çok mutlu ediyor. Artık çiçekler açtı, kırlar yemyeşil. Alın başınızı gidin, gidebildiğiniz yere kadar. Bugün ben program sonrası çok güzel yerlerde olacağım. İnşallah karşılaşırız, belli mi olur? Efendim bizler yaşam deneyimimiz arttıkça hayırları basmayı öğreniyoruz. Geçen gün kendi kendime gülümsedim. Sık sık hayır demeye başladım çünkü. Hani çocukların hayırı vardır ya, çocuklar çok cesaretli varlıklardır aslında. İstemedikleri şeyleri onları zorla yaptıramazsınız. Yaşamın içinde biz başkaları üzülmesin diye, efendim başkaları ne der diye çoğunlukla belki olabilirlerle geçiştirmeye çalışırız. Ama siz siz olun, sık sık hayırı basın. Kendi öz benliğinizi koruma adına diyorum. Güzel bir gün geçirin inşallah. Evet efendim, size kitap saatimde Sarı Kehribar'ı getirdim. Mehmet Yaşın'ın. Biliyorsunuz Mehmet Yaşın Özker Yaşın'ın oğlu oluyor. Sarı Kehribar'da fotoğraflardan yola çıkarak aslında zaman zaman çok fantastiğe kaçtığını düşündüğüm cümlelerde yakaladım. Hemen arkasından ipucu verelim. Arzu eden keyifle okuyabilir. Sarı Kehribar, Kıbrıslı bir ailenin arşivindeki fotoğraflarla dile gelen çok kültürlü, çok dilli, çok zamanlı, çok mekanlı sinematografik bir roman. Mehmet Yaşın polisiye romanlara özgü bir girişten sonra okurunu tarihin ve kültürün kollarına bırakıyor. Gerçekle kurmaca arasındaki serbest bölgede dolaştırıyor. İşte ben orada fantastik bölümleri yakaladım. Okur fotoğraflı bir dil cümbüşüyle kişiler, olaylar ve zamanlar arasında geçişler yapıyor. Bir anlamda geçmiş zaman peşinde koşarken dilin gayya kuyusunda buluyor kendini. Benim bir de dili çok ilgimi çekti. Mesela şöyle diyor, olaylar aynen benim elbiselerim gibi kat kattır. O aynene çift iki Y koymuş, o şekilde gidiyor. Altlarından daima başka şeyler çıkar. Bir başka yerde de sorsanız otomobil kazası hakkında her biri farklı şeyler anlatır. Zannediyorum konuşma dilinin yazı diline, aktarış biçimine böyle bir ilginçlik katmak istedi yazar. Evet, okuyun diyelim efendim. Evet efendim, Mehmet Yaşın'dan söz etmişken kardeşi Neşe Yaşın'dan söz etmemek olmaz. O da Özker Yaşın'ın kızı, şair, romancı, yazar ve kendisinden bir seni, yani beni seviyorum şiiri. Kağıtlara dökülmüştü ateş böcekleri ve küçük birer öpücüktü pullar. Oysa artık anlıyorum, hep yanlış adrese ulaştı mektuplar. Bir flüt sesiydi gecenin içinden zarflara dolan. Yıldızlar durmuştu satır sonlarında. Dolunay bir çiçek de alnımda. O adres neresiydi? Neresiydi sevgilimin evi? İçimin sızılarını kim duyardı en iyi? Yüzünü kendime tapınak bildim ve ben yarattım seni. Seni başıma tanrı kılıp aslında bendeki seni sevdim. Sendeki aksimde kendimi sevdim. Artık anlıyorum, mektuplarım hep yanlış adrese ulaştılar ve aslında hiç okunmadılar. Onlar benim küçük gizlerimi anlattılar ve en çok sevmeye sevdalıydılar. İçimdeki o çılgın aşk ve yoktu bu dünyada bir karşılığı. Sevgili ben seni seviyorum.
Çünkü aşkım yalnızca gölde yansımasıdır kendi güzelliğimin. Not, mektuplarımı geri ver. Yanlış adrese gittiler. Efendim bugünkü konuğum Mehmet Gökyiğit. Ben aslında haksızlık ettim. Habire fotoğraf sanatçılarını alıyorum da kendisine de bunu belirttim. FODER'in başkanını konuk almamıştım. Biraz geç oldu ama kusuruma bakmasınlar. Hoş geldiniz Mehmet Bey. Nasılsınız? Çok teşekkürler. Öncelikle nazik davetiniz için çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum kabul ettiğiniz için. Önceki sözlerinize aslında pek katılmıyorum çünkü... programımıza davet ettiğiniz bütün sanatçılarımız, bütün konuklarınız çok değerli. Dolayısıyla bugün oldu, güzel bir bahar günü oldu belirttiğiniz gibi. Evet. Dolayısıyla ben programınıza konuk olmaktan çok mutluyum. Çok teşekkür ediyorum Mehmet Bey. Bu onurlandım ben, güzel oldu. Dolayısıyla sanatçıları da siz onurlandırmış oldunuz. Evet. Hani ben başkanım, onlar hani benim şeyimde, derneğimin çatısı altında falan gibi bir düşünceniz yok. Şimdi önce sizi kutluyorum. Facebook'tan pek çok fotoğrafınıza ulaşma imkanım var. Evet. Sık sık da görüyorum. Gerçekten çok güzel. Ama biz işin özünden başlayalım isterseniz. Tabaş'tan Mehmet Gökyiğit kimdir? Böyle çocukluğunuz, fotoğraf meraklarınız. Bakalım sizler nasıl bir çocukluk geçirdiniz ki fotoğrafa bu kadar merak saldınız? Çok da sağlam bir eğitiminiz var. Onu çok da belirtelim. Evet efendim. Mehmet Bey nerede doğdu, nasıl çocuktu, yaramaz mıydı, biraz haşarı mıydı yoksa sakin uslu bir çocuk muydu? Evet. 17 Mayıs 1965 Polibaf doğumluyum. Poli'de doğdunuz. Güzel bir coğrafya herhalde, kesinlikle, değil mi? Ben görmedim ama. Çok güzel. Yani bölge olarak Akamalar, Poli'nin bulunduğu, ki biliyorsunuz Poli aslında tarihsel açıdan da ilk yerleşim yerlerinden biri. Evet, onu biliyorum. Belli dönemler fırsat yakaladım, ziyaret ettim hem Poli hem civar köylerini. Dediğiniz gibi hatta bizde şöyle bir söz vardır. Güneşin en güzel battığı yer Poli, Baf yerlerdir diye. Ben de Kıbrıs'ı anlatırken güneşin en güzel doğduğu ülkeden merhaba derim her çok zaman. Çok teşekkürler, çok haklısınız. Evet. Tipik boğa burcu özelliklerini taşıyorum aslında. Öyle mi? Hırslısınız galiba. Çok bilmiyorum burçları. Hırslıyım ama paylaşımcıyım. Çok güzel. Özellikle belirttiğiniz... Kendinizle yarışıyorsunuz. Bir değil açıdan mi? Evet. Evet. Doğrudur. O güzel. İlkokul 3 sınıfı Poli'de okuduktan sonra 74 Barış Harekatı sonrası ailemle birlikte Güzelyurt'a yerleştik. Özgürlük İlkokulu'na devam ettim. Evet. Mezun olduktan sonra biliyorsunuz o dönemler Türk Maarif Koleji sadece Lefkoşa'da evet, vardı. Bir evet, bir taneydi o yıllarda, doğru. Giriş sınavları sonrası başarılı oldum. 6 yıllık bir eğitim sonrası işte akabinde üniversite yılları başladı ama evet. Tabii benim... Ama o dönemi es geçmeyelim, çabuk çabuk geçmeyelim, evet. Öyle şey olmaz. Evet. Şimdi aslında lise döneminde de sanatın içinde biriydim. Şiir okuma olsun, piyes dediğimiz tiyatrolarda görev alma olsun. Çok faal bir öğrenciydiniz. Evet. Dediğiniz gibi hırslıydım ve edebiyat öğretmenlerimin özellikle
milli günlerde şiir okunacağı zaman banko banko öğrencisiydim. Güzel, evet. Biraz da sesimin o dönemler tok olmasından evet. dolayı herhalde yine vurgularımdan güzel bir sesiniz dolayı var. Teşekkür ediyorum. Kolej sonrası sınavlara giriyoruz, üniversite sınavlarına. Hı. Ama belirtmekte yarar var. Yani tamam Türk Maarif Koleji o dönemin en iyi okulları, okulu. Tabii. Ama mesleki yönden pek fazla bilinçlendirildiğimizi söyleyemem. O yıllarda özellikle demek ki daha bir hani iletişimin az olduğu yıllardı diyelim. Şimdi internet doğru, var ya evet, evet. Her yerde dünyanın öbür ucunda ne olduğunu anında öğreniyoruz. Evet. Ama o yıllarda daha çok öğretmenlere kalan bir şeydi. Yani öğretmen bilgiliyse onu çocuğa aktarabiliyordu. Doğrudur. ÖSS seçimlerinde özellikle. Veya dersini evet. sevdirirse tabii, sizin tabii. de yöneliminiz o yönde oluyordu. Muhakkak. Dolayısıyla o dönem benim kimya olan hocamızın evet. çalışmaları sonrasında Hı. girdiğimiz sınav sonucu Boğaziçi Üniversitesi kimya bölümünü süper. Kazandım. Yani Boğaziçi kazanmak hele bir defa da kazanabilmek sizin çok zeki olduğunuzu gösteriyor. Çalışkan ve zeki. O dönem bütün doğruya doğru. Zekiydi. Evet. Ama bir sene devam ettikten sonra Hı. kimyanın aslında pek de bana kimyasal yönden uymadığını hitap fark ettim. Hitap etmediğini fark ettiniz. Bir evet. de hemen belirteyim. Mesela şu anda Kıbrıs'ta kime sorsanız bilişim alanında Hı-hı. en başarılı, en kendini geliştirmiş ve büyük projelere imza atmış çok değerli arkadaşım vardır. Erap Curcuoğlu diye. Evet. Erap'la o dönem çocukluktan başlayan arkadaşlığımız Hı-hı. ve onların kardeşiyle olan elektroniğe olan ilgisi benim de çeldi kafanızı. Aynen öyle. Ve çok yani güzel. Kendimi aslında elektroniğe daha uygun, yatkın daha olduğunuzu hissettim. Hı. Bir yıl kimya okuduktan sonra 2 yıllık meslek yüksekokulu elektronik bölümüne transfer oldum. Çok yatay güzel. Geçişle yine evet. Boğaziçi'nde. Evet, birkaç ders kaybınız oldu ama zarar yok önemli herhalde. Önemli değil yani yılları bir şekilde kaybınızı telafi edebiliyorsunuz. Şimdi burada bir nokta koymak Hı. istiyorum ben. Gençlere, gençler bizim programımızı çok izliyor. Evet. Sizden bir öneri. Yani eğer yanlış bölüm seçtiğinize inanıyorsanız evet. yol yakınken değiştirin. Kesinlikle anladım ben sizden. Yapsınlar yani, ve mutlu olacaklar değil mi? İleride Hı. mutlu olmayacaklar veya sevmeyecekleri bir meslekte direnmektense aynen değil öyle. Mi? Varsın bir yıl iki yılın önemi yok. Hiç insan uzun hayatında. Bir kayıp sayılmaz insan çok hayatında. Güzel, çok dolayısıyla güzel. Tabii ki kendi eğilimleri veya Hı-hı. ilgi alanları doğrultusunda doğru gerekli, seçimler gerekli yapsınlar. Tercihi yapabilirler. Evet, sonra? Ve o dönem derslerimde gerçekten başarılı olmam gerekir ki bölüm ikincisi, fakülte dördüncüsü olarak mezun oldum Boğaziçi'nden. Süper, evet çok güzel. Polipekin ve Asil Bey'in çok güçlü olduğu dönemlerdeydi. Ve siz burs ve, mu dönüp geldiniz? Evet, Asil Bey'in öğrencilere burs vereceği açıklanınca Hı. tabii ki ben İngiltere'deki üniversitelerle gerekli yazışmalar yaptım. Hı hı. Hemen hemen her şeyim hazır bir şekilde. Üstelik o yıllarda o kadar kolay değildi yani o üniversiteleri bulmak, yazışmak. Kesinlikle değildi. Kolay bir şey değil. Evet. Benim de 76 doğumlu oğlumun ben yazışmalarını hatırlıyorum. O da evet. şu anda bilgisayar mühendisidir, işletme. İngiltere'de yaşıyor. Doğrudur. Zordu yani. Eve durmadan mektuplar gelirdi. O habire bir yerlere mektuplar yazardı. Evet. Çok haklısınız. Hı. Başvurum kabul edildi. Çok güzel. Ve İngiltere'ye gidip elektrik elektronik mühendisliği eğitimi bitirdim. Hı hı. Mezun olduktan sonra yani hayatımda şöyle bir dönem oldu. Polipek'le gideceğim ülkeye çalışacağım alanda bile bütün görüşmelerimi tamamlamıştım. Evet. Bir tek mezuniyetimi bekliyordum ama hı hı. işte o dönem Polipek krizinin başladığı dönemlere evet, denk geldi. Evet, evet. O da bir sınav bir boşluk, gibi oldu tabii size. Tabii bir boşluk ne yapacağınızı hı hı. bilmiyorsunuz. Tabii. Kıbrıs'a dönseniz askere girmeniz gerekiyor. Evet. Sürecin nasıl işleyeceğini bilmiyorsunuz. Bilemediniz. Dolayısıyla o dönemden sonra ben kendi olanaklarımla part-time masterliğe başladım. Tabii anladım. Başka çare yok. Masterliğe başladım. Mikroelektronik alanında yine eğitimle ilgili çok bir güzel. Bölümde. Mezun oldum. Biliyorsunuz hayatınızda belli dönüm noktaları var. O dönem benim seçeneklerim de Türkiye'de çalışmak, İngiltere'de kaçak olarak çünkü biliyorsunuz çalışmak, o dönemler tabii, öğrenci çok vizesiyle öğrenci evet, vizesiyle evet, yakalandığınız zaman tabii, bir sürü sıkıntılar tabii var. Veya Kıbrıs'a dönüp vatanı görevimi
yapmak yapacağım. Seçenekleri vardı. Hı. Şimdi bazen ben çok önemli kararlarımı son anda verebilirim ama onun verdiğim kararlarında mutlaka arkasında dururum. Çok güzel. Bu da güzel. Adaya kararlı olmak önemli bir şey. Yani kişiliğimizi meydana getiren, oluşturan önemli etkenler bunlar. Evet. Kararlarımdan hiçbir zaman pişmanlık duymadım. Ve adaya karar verdiniz, adaya döndüğüm gün askere girdim. Adaya dönmeyi kararını boş verin. Evet, doğrudan askere gün, girdiniz. Evet, askere girdim. Ve Kıbrıs'ın en zor yerlerinden biri olarak tabir edilen arasındaki Lokmacı, Lokmacı'daydınız. Evet, piyade bölümünde 22 ay süreyle görev yaptım. O yıllarda 22 aydı süre, evet. Ve 93-95 dönemiydi. Hı hı. 96 Kasım'da da Eğitim Bakanlığı'ndaki şu anda sürdürdüğüm stüdyo ve yayın sistemleri görevini, proje sorumlusu olarak başladım. Küçük bir televizyonunuz var değil mi orada? Kapalı devre yayın yapıyor. Önceleri farklı alanlarda çalışma yapıyorduk ama son yıllarda daha fazla ülkemiz için çok önem taşıyan mesleki eğitime bakış programını çekip yayınlamaya başladık. Çocuklarımızın çok ihtiyacı var. Evet, çünkü biliyorsunuz Kıbrıs'ta ara eleman sıkıntısı gerçekten var. Var, var. Ve son yıllarda... Yani düz liseyi bitirmek marifet değil zaten. Doğrudur. Yani o ara elemanlarda biz bir kısım çocuğumuzu kavrayabilirsek, alabilirsek içinden yetenekleri, diğerleri düz liseye devam etsin, üniversiteye devam etsin, o onun bileceği iş. Ama çoğu çocuğumuz... Ne yapacağını bilmiyor o noktada. Kesinlikle öyle. Bir de ben yani hiç abartmadan söylüyorum. Çünkü hem Eğitim Bakanlığı'nda çalışıyorum. Tabii. Okulları sık sık ziyarete gidiyoruz. Evet. Mesleki eğitimdeki yatırımlar olsun. Oradaki ortam olsun. Verilen eğitim olsun. Gerçekten üst düzey ve çok nitelikli. Dolayısıyla mezun olan çocuklarımız hayata başlayacak şekilde elinde bir altın bilezik, her zaman bunu söylüyoruz. Ya, çok önemli. Bir şekilde mezun oluyorlar ve hem kendi gelecekleri açısından hemen hayata atılma şanslarını yakalıyorlar. Yani elleri para görüyor ki bu hayatta çok önemli. Dediğim gibi ara eleman sıkıntısını da gidermiş oluyorsunuz. Bir gidermiş oluyoruz. Peki okullara gidip böyle şeyleriniz oluyor mu? Hani meslek tanıtma zamanlarınız, saatleriniz böyle bir şey tabii yapıyor ki, musunuz? Tabii ki. Hem çektiğimiz görüntüleri Eğitim Bakanlığı'nın web sayfasında yayınlıyoruz. Evet. Bir de BRT 200'den yayın akışımız var. Onu haftada bir iki defa rastladım, yakaladım. Evet, Eğitim Kültür TV logosuyla. Hatta BRT 1'de de boşluk olduğu zaman, yayın hemen boşluğu olduğu zaman hemen ona kaydırıyorlar. Mutlaka kaydırıyorlar. Evet, çok güzel. Güzel bir çalışma yaptığımıza inanıyorum. İnanıyorsunuz. Doğru. Çok güzel. Çok güzel. Ve şimdi biraz fodere geçmeyeceğim. Çünkü ikinci bölüme kaydırmak istiyorum onu. Evet. Efendim biz kısa bir ara verelim isterseniz. Bizi izleyenler de kahvelerini, çaylarını tazelesinler. Biz de bu arada biraz soluklanalım. Ondan sonra ikinci bölümle devam edelim. Efendim bizden ayrılmıyorsunuz lütfen. Sizi bekliyoruz, biraz sonra sizlerleyiz.